Hanımlar beyler ikinci yarışmacımız masaya geldi. Kendisi heyecan dolu diye düşünüyorum. Evet. Nasılsın? Heyecanlıyım. Aslında buraya gelene kadar heyecanım yoktu. Evet. Bir de benim böyle heyecanlı stresli zamanlarımda kendimi yatıştıran bir cümlem var. Nedir? En kötü ne olabilir diyorum. Kendi kendime soruyorum güzel. bunu. İşe Ondan yarıyor sonra galiba. Yarıyor. Anlık olarak hı hı. ama düşünmeye devam edersem tabii ki yani evet, kendimi evet. olumlamam lazım. Peki şimdi de ararı ara diyor musunuz kendi Diyorum, içinizde? En kötü ne olabilir? En kötü az puan yaparım. Evet. Yani rezil olurum. Yok rezil, ben ona söz veriyorum rezil olmazsın. Tamam. Ama çok gülebiliriz beraber. Evet. <laughs> anı olur. Evet. En kötü bir anımız olmuş olur. Zaten anı için geldim. Harikulade yapmışsınız Merve Hanım. Ee, neler yapıyorsunuz? Antalya'dan geldiniz, yalnız mı geldiniz? Yalnız geldim. Aa, burada e, arkadaşlarınız, aileniz falan? Birileri Arkadaşlarım varmış. var, eşlik ediyorlar, Sağ Çok olsunlar. Güzel. Yardımcı oluyorlar bana. Ne İlk tatlı. defa geliyorum bir de İstanbul'a. Evet. Aa. Evet. Daha önce hiç nedeniniz olmadı İstanbul'a? Olmadı, geldik. kelime oyunu için geldim. Ay ne güzel yapmışsınız. Peki sevdiniz mi İstanbul'u? Sevdim. Gezebildiniz mi? Henüz gezemedim, daha sabah geldim, biraz Aa. gecikmeli oldu yanaşlı bir şekilde geldim. Olsun. Normalde dün gelecektim. Uçak bileti ah. bulamadım. Bugünkü uçakta da bazı aksilikler yaşandı. Çünkü az daha yetişemiyordu yetişemiyordum. Yetişemiyordum. Bir de söz verdiğim yere gitmemeyi sevmiyorum. Evet. bir an gelemeyeceğimi düşündüm. Uçuş iptal oldu. Oh. İlk yolcular arasında rahatsızlanan oldu. Ay çok geçmiş olsun. İşte İyidir anons yapıldı. Şimdi. Evet. Hiç bilmiyorum. Doktor var mı uçakta diye. Aa. Hastamız var diye. Doktor müdahale etti. Daha sonra yeterli olmadı. Acil müdahale ekipleri çağrıldı. Ee, yolcu bayağı uçuştan vazgeçti. Onu hallettik. Biz ne olacağımızı bilmiyoruz. Bilgi evet. verilmedi henüz. Beklerken uçuş yapacağımız bilgisi geldi. Yine Hı. kalkacakken park alanından piste doğru gidiyoruz. Bu sefer teknik arıza anonsu geldi. Hadi buyurun. Ben herhalde gelemeyeceğim dedim. Ekibi aramayı düşündüm yani aksilik yaşıyorum bilginiz olsun diye. Evet. Sonra geldim buradayım hala inanamıyorum ama buradayım. Hoş geldiniz Merve Hanım. Çok enteresan Hoş bir yolculuk olmuş. <laughs> evet. Bakalım bu bir işaret miydi? Bunu şimdi anlayacağız evet. beraber. Acaba dünya size ne söylemek istedi? Gitme mi dedi acaba? Ha? Gitme mi dedi bana? Yok ya belki yeterince isterseniz olur da demiş olabilir. Olabilir. Yani ben o tercih ederim açıkçası. <laughs> Madem olumlama evet. dediniz. Efendim? Eğer siz kazanırsanız babanız küsüp bırakıyormuş izlemeyi. Evet. Niye böyle bir şey oluyor? Şimdi biz evde babamla yarışarak seyrediyoruz. Evet. Hırslı da bir yapımız var kendi aramızda. Evet. Şimdi o biliyor ben biliyorum bazen onun bildiği kelimeler geliyor öne çıkıyor. Ben kendim geride geldiğim zaman odaklanamadığımı düşünüyorum. Aha. Bir totemim var. Televizyonun evet. hafif böyle kenarından oynatıyorum kendime doğru yani bana biraz dönük olsun diye. Çünkü benim koltuğum bu tarafta, onun koltuğu bu tarafta. Aa, aa. Ben odaklanayım istiyorum böyle harfleri sayayım, heceleyeyim. Böyle milimetrik bir oynatmadan bahsediyorsunuz. Milimetrik evet ama işe yarıyor. O obsesyon. Evet. de diyoruz biz kendi Doğru aramıza. olabilir <laughs> ama sonra öne geçiyorum. İşe yarıyor ama. Tabii ki. Harikulade. Sonra küsüyor. E, reklam arasında bırakıyor, biraz aa. erkekliği şey yapmıyor, devam ediyor yarışmaya. Evet. Reklam arasında bitti zaten diyor. Ha, şey. ee, aa, aa ya. ne enteresan. Çok tatlımış. Keşke babanız da gelseydi. Keşke, evet. Ama hırsdan ne yapardı burada? Burada ama bu sefer aynı takımda olurdu. Evet. Rakip olmazdık. destek Beni olurdu. tutardı. Değil mi? Ben de sizi tutuyorum Merve Teşekkür Hanım. Teşekkür ederim. Mısınız? <laughs> dört harfli bir kelimeyle başlayacağız. Biliyorsunuz. Evet. Dört harfli kelimelerimiz tatlı oluyor. Evet. Yine size tatlı bir kelime geliyor. Ee, eğer hazırsanız. Hazırım. Halunlar Beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Geçici olarak yeniliğe ve toplumsal beğeniye uygun olan. Yeni, ikon gibi değil. Gibi. İkonlar da. De. Moda. Moda doğru cevap. Efendim dört harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Matematikte sıfırdan büyük sayıları niteleyen söz. Pozitif. Artı. Efendim? Artı. Artı. Doğru cevap. Tekrar. Evet. Evet. Beş harfli ilk kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Genetiği bozulmamış yapısı ve yaklaşık 10 bin yıllık geçmişiyle dünyanın ilk buğdayı olarak bilinen buğday türü. Bizde var ekmeklerim ekmekleri yağıyor artık bir şey bulur değil efendim Allah. harf alın harf alayım harf alıyoruz ee, S diyor ee, buğday efendim susam buğdayı diye bir şey yok ee, S ile başlayan bir şey buğdayı Ata tohumu da deniyor efendim ee, peki e, nereden anlatabilirim bir harf daha alın efendim. bir harf daha, bir harf daha alıyoruz. Ee, la bala la bala la 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 la. Şey olmuyor. Ee, Çağrışım yok. S ile başlıyor, Z ile bir şey. şey gibi düşünün böyle. S yos yok değil. Gibi bir şey. Sinos, Sios. Sinos. Bir bir bir, 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 o Sios dediniz ya. Evet. Orada bir harfi değiştireceksiniz. Simos, sinos. İkinci sesli harfi. Senos. Sanos, sunos. Oo. Yok harf İkinci alayım. İkinci sesle harfi değiştireceksiniz dedim. Harf verelim efendim. Oradan gelmezse. E diyeyim. diyor. Siyes. İlk harfi, ilk sesliyi değiştirin. Sayas, siyes, soyos. Siyes. Siyes dediniz. Siyes dendi. Siyes yes, dendi. <laughs> Allah Siyes dendi. Siyes Tebrikler e, Merve Hanım. Siyes doğru i̇lk cevap defa. olacaktı. İlk <laughs> defa mı duydunuz? Evet. Gerçekten mi? Evet. Aslında muhtemelen yediniz ve bilmiyorsunuz. Muhtemelen. Gerçekten. Çok, Çok seversiniz tanısanız. Ee, öyle güzel bir şey. Zaten bana... Buğday olsun sevgili <gülüyor> <gülüyor> Ah ah ne zor Efendim 5 e, harfli ikinci kelimemize geçiyoruz 2-22 e, böyle bir hepsi aynı rakam olunca hoşuma gidiyor ondan söylüyorum Yoksa bayağı süremiz var Efendim e, buyursunlar sorusu şöyle geliyor Birbirini çok seven sevgilileri sembolize eden bir kuş Kumru Ne? Kumru Kumru, Kumru. doğru cevap. Altı harflilere geçiyoruz. Altı harfli ilk kelimemiz. Bakınız nasıl geliyor. Teorik düşünceye dayanan, varsayımsal anlamında Arapça kökenli bir söz. Teori, hipotez, değil. Yani şey olarak söylüyorum. İşte nokta nokta olarak söylüyorum. Şifayen değil. Nokta nokta olarak konuşuyorum. Alıntı değil. Efendim değil. Eee. Arapça kökenli. Arapça kökenlerle pek aram yok. Farz edelim ki. Belev ki gibi. Değil efendim. Harf alalım efendim. Harf, harf alalım. Bir harf. değil. Öyle bir, zaten bir şey değil. eskaza demek istediniz diye evet. tahmin ediyorum. Daha kibarını söylediniz siz. Evet. Ee, bir harf daha alalım. Bir isterseniz. harf Bir harf daha alalım. <laughs> F diyor. <laughs> evet o. Evet, evet o. o. Söyleyin, söyleyin. Biraz. E, söyleyin. Dur Durdurun süreyi. Söyleyin. Söyleyin. Biraz e, feraze. Harf değiştirin. Sesliyi değiştirin. Farazi. Farazi. Doğru cevap. Evet biliyorum. Evet biliyorsunuz. Ama. Zaten siz farkında değilsiniz. Dudaklarınızda söylüyorsunuz Dikiyor. kelimeyi. Bir de ben Arapça kökenlere karşı biraz korkam. Neden? Ya genelde onları bilemiyorum evdeyken de. Farsça biliyorum, Türkçe Şimdi biliyorum. Şöyle söyleyeyim, e, bu aslında kendi aramızda da konuştuğumuz bir şey Merve Hanım. Evet. Kelim, yani bütün dillerde başka dil e, kökenli çok fazla kelime var. Bu bizim dile özgü değil. Sizin mesela e, öz Türkçe sandığınız birçok kelime aslında, aslında Arapça. Arapça kökenli. Doğru. Hiç öyle kendinizi e, kurmayın. Tamam. Çünkü asla öyle bir şey yok. İşte. Bir ara yayın bittikten sonra size örnek de veririm Bakın tamam. şu kelimelerden hangisi Arapça diye ee, patates gibi kalacaksınız tamam. Söz <laughs> veriyorum size Efendim e, bir diğer altı harfli kelimemiz geliyor Sevgili Arapça kökenli severler şu şekilde Yenik düşen ordunun askeri disiplin yönünden yaşadığı karışıklık ve perişanlık Hezimet Harf alayım Harf verelim hezeyan. Değil evet efendim. Diyeyim. Sizin çok sevdiğiniz bir kelime o anladığım kadarıyla bu. Evet. Ee şey, bir şey, hezimete uğramış. Evet. Yani hezimeti çıkarın. O ki bu nokta noktaya uğramış. Dur süre gidiyor. Harf alayım. Harf alalım. Bence durduralım. Bozgun. Bozgun doğru cevap. <laughs> Alkışlayın hak ettiniz efendim. 7 <laughs> harfli ilk kelimeniz geliyor. Kendisi iki kelimeden oluşuyor. Buyursunlar. Yeni dikilen bitkiye hayat veren ilk besin. A, hayat suyu, yaşam suyu. İkinci ve Daha onunla başka şey, bir kelime. Şey suyu. Evet efendim. Can suyu. Can suyu doğru cevap. Harika. 3000 puandayız. Tek sorunumuz. 38 saniyemizin tamam. kalmış olması. Eyvah. Patır patır gitmemiz lazım. Tamam. 9 harf alabilirsiniz ama 9 harf alacaksanız 21 saniye arttırmanız lazım. Tamam. Ee, şey bu şey da zaten 17 saniyeniz falan var demek. 17 saniye de yetmez bize. 8 harf alırsam süre önemli değil. Önemli değil sıfıra tamam. kadar gidebiliyoruz. Anlaştık ben mı? Deneyeceğim. <laughs> Bence halledilebilir. Evet. 9100 puan ihtimalimiz var. Alabiliriz yani. Hepsini bilirsek harf almadan. Tamam. 9100 puan. Az mıdır? 9100 falan. Tabii canım. Bence de gayet iyi. 7 harfli ikinci kelimeniz geliyor. Benim de elim ayağım birbirine karıştı sevgili izleyenler. Tek kelime. <laughs> Buyursunlar. Yerinde duramayan, hayat dolu olan, hareketli, canlı anlamlarında mecazi bıcır bir bıcır. söz. Bıcır bıcır. Harf alayım. Harf verelim efendim. Canlı, neşeli. Tek kelime efendim. Hı. Dinamik. Dinamik. Doğru cevap. Harflade şak diye bilindi. Buyursunlar. 8 harfli ilk sorumuz geliyor. Bin yılı içine alan zaman dilimi. Bir asır. Yok efendim bin yıl. Bin yıl. Evet. Yüz yıl. Değil. Yok bin yıl diyorum ama. Aa. Aa. aa harf ee, alayım. Harf verelim. 12 saniye 11 saniye. Yıl. Yarım yıl. Değil efendim. Ya ben niye? E, yıl Yüz değil zaten. Yıl değil. Evet. Hmm. 2000'e girerken büyük mevzu oldu. Milenyum. Milenyum doğru cevap. Evet. <laughs> 11 saniyemiz var. Evet. Artık duyduğunuzu ya Basacağım. harf, alın, Kaç basın, harf 7 harf alabilirsiniz Harf alıp basabiliyorum. Aynen. Şöyle düşünün. 6 harf alabilirsiniz tamam. gibi düşünün. Hı. Bence harf alıp basın. Kaç sorum kaldı? Bakayım. 5 sorunuz kaldı. Tamam. Mutfakla ilgili bir kelime geliyor. Buyursunlar. Beyaz eşyaları duvardaki Harpalıyım. bir yuvaya yerleştirilerek sabitlenmiş mutfak. Ankastre. Ankastre doğru cevap. <laughs> Geçtik 9 harfli e, kelimemize iki kelimeden oluşan bir söz dizisi efendim. E, şimdi gelecek sorunun cevabı. Hazır mısınız? Hazırım. Buyursunlar. Türkçe mi? Efendim bakayım. <laughs> Şehir trafiği. Ay, ay, Şehir trafiğini aksatmamak amacıyla yerleşim yerinin dışından geçen ve şehir içine bağlanan ana ulaşım şeridi. Kavşak. Dışından geçiyor. Dışından. Yani böyle şehir burada burasından geçiyor. Belki de böyle dönüyor. Çevre yolu. Çevre yolu doğru cevap. Ben size daha ne edeyim? Türkçe mi diye sordu bir de. 9 <laughs> harfli kelimemiz bakıyorum efendim tek kelime mastarla bitiyor. Argo olarak da kullanılıyor. Ee, bakayım ve e, siz merak edersiniz Türkçe. Tamam. Buyursunlar efendim sorusu şu şekilde. Harf, Harf al, Allah sizi kahretmesin ama. Taşıtlar için ön tarafından başka bir taşıta çarpmak veya bir yere vurmak. Ön tarafından çarptı böyle. Bodoslamak evet. gibi. Evet. Argo da kullanılıyor. Aa bu a, geldi, çarptı yerine. Aa geldi, ne yaptı gibi? Çarptı değil de vurdu. Ee şey um. minibüsten e, en minibüsteki ya da taksideki en kısa mesafe nedir efendim? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Peki biz bir araçtan e, ge, vardığımız Atla. yerde ne yapıyoruz? İndi bindi. İ, in, i̇ndi ik, bindirmek. Bindirmek ne şey olacaktı? Yine üzgün alkış evet. geldi sevgili alkış severler. Hiç beklemediğimiz yerden nasıl da e, ucundan ucundan evet. gidiyorduk aslında. Evet. Bindirmek indi bindi'den yola çıkarak da anlatmaya çalıştık. Olmadı. Üf. Ee, kazadan anlatmaya çalıştık olmadı evet aslında bu tür soruları daha kolay yanıtlıyorum Evet. işte evet. zirzop soruları da öyle aynı şekilde ama evet. burada olmadı maalesef Evet. olsun canınız evet. sağ olsun Aynen. ama daha 6 saniyemiz var ve eksi 12 harfimiz var bu demek oluyor ki <laughs> bütün harfler sizin alabiliyorum Merve tamam kaç evet. soru 2 soru 2 tamam. tane 10 harfli sorumuz kaldı buyursunlar ilk 10 harfli sorumuz şu şekilde geliyor Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla yaratıcı duygular gelmek, esinlenmek. Harf alayım. Verelim efendim. Süre bitti zaten. Telepati gibi, sezinlemek gibi. Yok yok ben mesela efendim şairim ve... İlham almak. İlham almak doğru cevap. <laughs> 5900 puanla yarışmanın sonuna geliyoruz sürede de daldık. ikinci on evet. harfli soruyu da göremedik ama olsun. Şey olsun. Böyle bir işaret olsun mu bir dahakine? Evet. Tam o onuncu, o aman işte on dördüncü son on harfli sorumuzu da duyarız belki. Evet şu an duyamayacağım. Yok tamam. söylemeyeceğim. Ayaklarınızı <laughs> ee, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. 5900 puanla demek isterdim ki harika yarıştınız. Yok Metehan Bey daha iyi durumda. 8200 puanı var. Evet yanılmıyorsam kendisini. E, bugün olmadı ama bir dahaki sefere neden olmasın Merve Evet Hanım? doğru. Bakalım e, Merve Hanım geçemedi ama Metehan Bey'i üçüncü yarışmacımız geçebilecek mi? Alkışlarla Merve Hanım'ı uğurluyoruz.